Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber Mikrorjel yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında sayfa 287'de 115. videoya geldik. Gençler burada ne yapıyoruz? Üstü sayılarda toplama çıkarma durumlarımız var. Onlara bakacağız, onları inceleyeceğiz. Ondan sonrasında tekrar yolumuza devam edeceğiz. Şimdi gençler şöyle bir durumum var. Ben burada direkt şu formül yerine daha doğrusu şöyle bir yapalım bakın. Gençler x üzeri n var. X üzeri n var tamam mı? X üzeri n'ler ortaksa ben ne yapabiliyordum? Başlarındakileri aradaki işaret neyse ortak paranteze alıp a artı b çarpı x üzeri n diyebiliyordum değil mi? Bunları ben daha öncesinde görmüştüm. Mesela nerede gördüm? 7 çarpı 2 artı 17 çarpı 2 gördüğümde ne yapıyordum? Hocam ikiler ortak diyordum. Sonra 7 ile 17'yi topluyordum. 7 artı 17 diyordum. Şimdi x üzeri n o kadar büyük sayılar olacak ki bazen ben bu 2 gibi düşünemeyeceğim. O yüzden diyeceğim ki mesela 7 çarpı x kare artı 17 çarpı x kare yaptığımda ne yapıyordum? Hocam yine x kareler ortak diyordum. X kare parantezinde 7 artı 17 yani 24 x kare diyordum. Tamam mı? Bunları bu şekilde düşüneceğim. Yine x üzeri n'ler çok büyük sayılar olacak. Ona göre işlem yapmaya çalışacağım. Şimdi bana diyor ki üstü ifadenin önündeki katsayı o üstü ifadeden kaç tane olduğunu gösterir. Yani 5 çarpı 2 üzeri 7 dediğin şey 5 tane 2 üzeri 7'nin toplamı anlamına gelecek. Yani 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 7 diye 5 tane 2 üzeri 7 anlamına gelecekmiş. Bunları asla ama asla karıştırmaman lazım. Karıştırırsan hapı yutarsın. Ben şimdi bir örnek çözmek istiyorum sana. Gençler 3 üzeri 4 ve 3 üzeri 4'ler ortak mı? Ortak hocam. O zaman ne yapıyorum? 3 üzeri 4 parantezine aldığımda burada ne kaldı? 8. Burada ne kaldı? 5. Aradaki işaret ne? Artı. Çok güzel. 8 ile 5'in toplamı ne? 13 çarpı 3 üzeri 4 geldi. Hadi şimdi biliyorum 3 üzeri 4 dediğim ifade 81 demek. Yani bu aslında 81 çarpı 13'müş. Ama 3 üzeri 7 derse hapı yuttun. Bu kadar işlemi yapamazsın. Emin ol şıklarda da zaten 3 üzeri 7'li olacaktır. Sana hiçbir zaman bunu açmanı istemeyecektir. Diğer örneklere bakalım. Daha iyi anlayacaksın. Şimdi bana diyor ki bu işlemin sonucunu bulalım. He, ama bak burada ne var? Şimdi gençler ben biliyorum ki daha önce öğrenmiştim. 5 üzeri 10 dediğim ifade 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 8 şeklinde yazılabilir. Neden? Tabanları aynıysa üstleri toplayabiliyorum çünkü. Niye peki 5 üzeri 8 üzerinden yazmaya çalıştım hocam? Bak burada 5 üzeri 10 var. Büyük bir sayı. 5 üzeri 9 var. Yine büyük bir sayı ama 5 üzeri 10'dan küçük bir sayı. Burada bir de 5 üzeri 8 var. Yine büyük bir sayı biliyorum ama 5 üzeri 9'dan da küçük bir sayı. O zaman ben küçük sayıyı mı büyüğe benzetmeye çalışacağım? Büyüğü mü küçüğe benzetmeye çalışacağım? Tabii ki büyük sayıları küçük sayıya benzetmeye çalışacağım. O yüzden ben burada şunu söylemek zorundayım. 7 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 8 demek zorundayım şu 5 üzeri 10 için. Artı 11 çarpı 5 üzeri 8 var. Eksi 4 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 8 diyeceğim. 8 ile artı 1'i yaptığım zaman 9 yapıyor çünkü. Şimdi hocam bunları çok güzel bir şekilde açtım. Okey. Şimdi ortak olan ne var? 5 üzeri 8 var gördüğün üzere. Peki. Hocam o zaman ne yapacağım? 7 çarpı 5 üzeri 2 kaldı. Hemen yazıyorum. Sonra arada ne var? Artı 11 var. Sonra arada ne var? Eksi 4 çarpı 5 üzeri 1 varmış. Çok güzel hocam. Bunların hepsini yaptım. Hocam 5 üzeri 8 aynen kaldı. Bundan yana sıkıntım yok. Hatta şöyle daha güzel yazayım. 5 üzeri 8 kaldı. Bundan yana sıkıntım yok. Peki. 7 çarpı 5 üzeri 2. Gençler 5 üzeri 2 25'tir. 25 ile de 7'yi çarparsan eğer 175 yapar. 175. Sonra artı 11 var. Eksi 4 çarpı 5'ten 20 var. Ha, hocam burayı da yaptım. Okey. Sonra en son şu parantezin içerisinde düzenliyorum. 175 artı 11 ne yapar? 186. 20 çıkarırsam da 166 olur. Yani sonuç 166 çarpı 5 üzeri 8 olacakmış. Bunu bu şekilde düşüneceksin. Yoksa işlem hatası yaparsın. Şimdi örnek 3'e baktığımız zaman gençler görüyorum ki 7 üzeri x'lerin hepsi ortak. O zaman
7 üzeri x parantezini alıyorum. Burada ne kaldı? 5. Burada ne kaldı? 11. Burada ne kaldı? 6. Peki 11'in önünde ne var? Artı var. 6'nın önünde ne var? Eksi var. O zaman hocam işlem bu şekilde olacakmış. 11, 5 daha 16, eksi 6'dan 10 yaptı. 10 çarpı 7 üzeri x oldu bu işlemin sonucu. Hocam 3 üzeri 7, 3 üzeri 7, 3 üzeri 7, 3 üzeri 7, 3 üzeri 7. Mantıklı düşünün ya, şöyle yapın. 3 artı 3 artı 3 artı 3. 4 tane 3'ün toplamını ne yapıyordun? 4 çarpı 3 yapmıyor muydun? O zaman gençler 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 üzeri 7'nin toplamı ne olacak? 5 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 7 oluyor. Ama hani olur da bunu farklı bir yöntemle çözmek istersin. Aşağıdaki gibi yapalım. Gençler bunların önünde hepsinin bir çarpımı var. Niye? Çünkü 1 ile çarptığımız zaman sonuç değişmez, tamam mı? O zaman gençler 3 üzeri 7'lerin hepsi ortak değil mi? Ortak. 3 üzeri 7 parantezini aldığım zaman burada 1 kaldı. Burada 1 kaldı. 1 kaldı. 1 kaldı. 1 kaldı. Yani 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1. 5 tane oldu. Topla bunları, 5 yapar. 5 çarpı 3 üzeri 7 yapar. Yine aynı sonucu bulursun. Alttaki alıştırma örneklerini sen yapıyorsun. Diğer videoya hazır geliyorsun. Şimdi kendine iyi bak. Sonra görüşürüz. Bay bay.